Evet sevgili izleyiciler, bir seçim 2018 programı ile karşınızdayız. Bugün AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Sayın Ali Ekşi ile birlikte seçim çalışmalarını değerlendireceğiz. Genç bir arkadaşımız sahalarda neler yapıyor onları değerlendireceğiz. Sayın Ali Ekşi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, AK Parti Kayseri Milletvekili adayı olarak hep sahalardasınız. Seçim bölgeleriniz Kayseri ilçesi olduğu için bütün ilçeleri ağırlıkta gezmeye gayret ediyorsunuz. İsterseniz Ali Ekşi'yi tanıyoruz ama Ali Ekşi bir de 15 Temmuz gazimiz bizim. 15 Temmuz süreci vardı. Tabii ki seçimi konuşacağız, vaktimiz var ama isterseniz oradan başlayalım. Buyurun, neler yapıyorsunuz? Eksik olmayın. Evet, 15 Temmuz konusu malum bu ülkenin hakikaten derin yaralarından bir tanesi. Çok şükür daha derin veya tesirli sonuçlara sebebiyet vermeden halkın iradesi, milletin hamiyetperverliği, kahramanlığı, milletin bu noktada hızlı refleks göstermesi sayesinde vaktinde ve zamanında neticelendirildi. Çok şükür o zaman dilim içerisinde de biz de kendi adımıza vatandaş olarak üzerimize düşeni yaptık. Hain terör örgütünün bir kurşunu da elhamdülillah bize nasip oldu. Tabii şu anda bir seçimdeyiz. Bu seçim hakikaten memleket için önemli. 15 Temmuz'dan siz bahsetmiş olunca bir anlamda 15 Temmuz'u da ilgilendiren, aslında 17-25 Aralık sürecini de ilgilendiren, evvelinde Gezi sürecini ilgilendiren, son dönemdeki ekonomik manipülasyonları ilgilendiren, belki şu anda özellikle ordumuzun mevcut Kuzey Suriye'de ve Irak'taki operasyonlarında doğrudan ilgilendiren bir süreçteyiz. Çünkü Türkiye'de bir irade ve Türkiye'de bir istikrar 16 yıldır hakim. Bunun devamını isteyenler, yani milletimiz, çünkü 12 defa gelen sandığın tamamında çok net bir şekilde tavrını koymuş. Ve bu iradenin, millet iradesinin ve istikrarın bir yerde netice bulması, onun yerine kendilerine göre tabir yerinde olursa daha manipülatif, kolay manipüle edilebilir veya kontrol edilebilir, yönlendirilebilir bir karar alıcının Türkiye'de bazı güçler lehine var olmasını istiyorlar. Dolayısıyla inşallah biz de aynı 15 Temmuz'da bir vatandaş sorumluluğuyla üzerimize düşeni yerine getirdiğimiz gibi şu anda da yine bir vatandaş olarak, bir siyasetçi, genç bir birey olarak, memleketin genç bir evladı olarak sahalardayız. Üzerimize düşeni elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Kayseri hakikaten bu manada partimizin önemli merkezlerinden bir tanesi. Bir yandan da AK Parti'nin kalesi. Bu zamana kadar seçimlerin tamamında büyük başarılar elde edildi. En son 2015'teki 1 Kasım seçimlerinde de 165'e varan bir oy çokluğuyla neredeyse 3'te 2 salt çoğunluğun ötesinde bir oy. Dolayısıyla 165'in üzerinde bir oyla biz Kayseri'de temsil hakkını elde etmiştik. İnşallah biz her zaman söylüyoruz. Rekabetimiz bizim özellikle her zaman başkasıyla değil, kendi içerimizde. Çünkü muhalefete çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Kayseri'de de yaptıklarımız ortada. Biz her zaman kendi önümüze bakıyoruz. Dikiz aynasından arkaya bakaraktan aracın gidişatıyla ilgili hız kesmeksizin devamlı öne bakarak, devamlı gaza basarak Kayseri'de ve seçim döneminde devam ediyoruz. Çok şükür verimli geçiyor. Vatandaşlarımızın yoğun teveccühü var. Muhakkak 16 sene içerisinde bizim de eksikliklerimiz var. Onlarla ilgili geri bildirimler alıyoruz. Tabii biz sadece vatandaşımızı seçim dönemlerinde gezen, seçim dönemlerinde ziyaret eden, seçim dönemlerinde memleketin sosyal mekanlarını, işte camilerini özellikle veya kahvelerini ziyaret eden siyasetçiler veya siyasi bir anlayış değiliz. Biz camilerde de, kahvehanelerde de, kafelerde de, meydanlarda da, sahada da, seçim öncesinde de vardık. Sonrasında da Allah'ın izniyle olacağız. O yüzden zaten vatandaşımızın ne hissettiği ile ilgili veya beklentileriyle ilgili kanaatimiz vardı ama tabii son dönemde özellikle gelişen olaylar karşısındaki tutumları yine bizim için yönlendirici oluyor. Dolayısıyla inşallah ayın 24'ünde şu anda gösterilen parametreler, elimizdeki veriler, vatandaşımızla olan iletişimimiz, onlardan aldığımız geri bildirim inşallah Türkiye'nin bundan sonra da her şeyin yolunda ilerleyeceğini gösteriyor. Evet, Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığınız AK Parti'de bir gelenek mi? Gençlerin daha fazla ön plana çıkması, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle gençlere çok önem vermesi, seçimdeki yaş sınırının aşağılara kadar çekilmesi
ve geleceğin teminatı olan gençler ve bizim her şeyimiz ifadeleri ve gençlik kollarındaki size olan destek ya da teveccüh çok etkili oldu mu siyasi literatürde AK Parti Kayseri Milletvekili adayı olurken? Tabii bizde gençlere yer vermek gelenek. Çünkü 16 sene hakikaten bir gelenek oluşturmak için yeterli bir zaman dilimi. Ama biz daha genelde ziyade şöyle ifade ediyoruz. Gençliğe yer vermek ustalığın şiarındandır ve bir büyük usta bizim siyasi hareketimizin başında Recep Tayyip Erdoğan. Kendisi de siyasete tepeden inme veya bir anda podyumda, platformda bisiklete binme veya hasbelkader gökten zembille kasetlerin, şiirlerin veya bir takım kurumların var olmayan, toplum tarafından tanınmayan, bilinmeyen, toplumun içinden olmayan birini ortaya koyaraktan geliştirdikleri bir karakter değil. Tayyip Bey 50 senedir bu davanın içerisinde, ortaokul yıllarından itibaren kendi arkadaşlarıyla beraber zihninde kurguladıklarını çok şükür Allah'ın izniyle önce 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, sonrasında da 2001'de parti kurulmasıyla başlayan süreçte 2002 ve sonrasında memleket nezdinde gerçekleştirmeye başladı. Tabii Tayyip Bey aynı siyasetin mutfağından yetişen birisi. Özellikle teşkilattan gelmenin ehemmiyetini, ne gibi katkılar olacağını biliyor. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Siyasetinden devam eden herkesin ille teşkilattan gelmesi, gençliğinde, geçmişinde, background'unda gençlik kollarının var olması gerekliliği gibi bir sonuç değil ama şunu görüyoruz, bizim için sevindirici. Özellikle bizim kendi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin hem bundan sonrası adına güven verici hem de mevcut ortam adına gençlerin temsili noktasında da memnuniyet verici. Kayseri ile birlikte birçok ilimizde hem seçilecek bölgelerden birçok arkadaşımız şu anda listenin ön sıralarında. Hatta şöyle biraz daha geçmişe doğru bakıldığında AK Parti tabii ilk girmiş olduğu genel seçim 2002, sonrasında 2007. 2007 biraz daha olağanüstü halin söz konusu olduğu bir dönem olarak değerlendirilebilir. O zaman belki teşkilatla ilgili adaylar üzerindeki konudan ziyade o dönemde yine Türkiye'de e-muhtıra ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine bakan bir süreç vardı. Ama 2011'den sonra özellikle hep şunu görüyoruz, AK Parti'de gençleşen, değişen kadrolar. İşte malum genel başkan yardımcılarımızdan 3 tanesi gençlik kollarımızdan daha önce yetişmiş. Biri il başkanlığımızı yapmış, İzmir il başkanlığımızı. Hamza Dağbey, İzmir milletvekilimiz. Fatih Şahin, genel merkez gençlik kolları başkanımızdı. Şu anda mevcut genel sekreterimiz. Çiğdem Hanım, yine çevre ve şehircilikten sorumlu genel başkan yardımcımız. Dolayısıyla işte bakanlarımız geçmiş dönemde oldu, işte yeri geldi bakan yardımcılarımız oldu, milletvekillerimiz oldu. Hep şunu görüyoruz. Evet, bizim usta çok şükür çırak yetiştiriyor ve çırağı da vakti zamanı geldiğinde liyakat ehli olduğunu anladığı anda adaletle beraber inşallah yetkiyi gençlerin omuzlarına yüklüyor. Dolayısıyla AK Parti ile beraber ilk defa gençlik kolları, aslında gençlik siyaseti sadece propaganda üretmek veya slogan atmak, bayrak sallamak, angarya görevleri yapmak dışında Türk siyasi tarihinde yeni görevler alınabileceğini gösterdi. Tayyip Bey tabii geçmişteki iyi örneklerden bir tanesi ama Tayyip Bey'in serüveni nasıl diyelim, biraz daha kendi emekleriyle, yani bireysel manada kendi geliştirdikleri 40 sene sonrasında, 40'lı yaşların sonrasında alınan sorumluluklar var. Çok şükür şunu gördük, AK Parti ile beraber seçilme yaşının özellikle çünkü netice itibariyle aslında zor olan, ortaya koyulması gereken zor olan karar seçme. Seçilme netice itibariyle daha kolay bir konu bu anlamda bakıldığında. 25'ten önce 25'e sonrasında da 18'e düşürülmesi ve 25 yaşlarındaki gençlerin şu anda Türkiye'de milletvekili olabilmesi, olması. Önümüzde de inşallah Kocaeli'nde bir bayan genç kardeşimiz var. İnşallah 18 yaşında bir milletvekilimiz 600 kişilik parlamentoda çoğunluğun AK Parti milletvekillerinin oluşturduğu inşallah grupta yer alacak. Tabii bizler adına da gençlik siyasetinde var olmak, gençlerle o heyecanı yaşamak, gençlerle bu maratonu beraber koşmak, onlarla beraber terlemek, bir anlamda o havanın, atmosferin içerisinde olmak her zaman keyif verici, heyecan verici, memnuniyet verici. Bizim bu zamana kadar siyasette var olmamızda ve motivasyonumuzdaki, her zaman gayretimizdeki en önemli sebeplerden bir tanesi de gençler oldu. Kendi adımıza misyonlarımızdan bir tanesi de gençlerin önüne açabilmek, bir örnek olabilmek vardı. Çok şükür bu anlamda da özellikle 27. dönemde aday olarak bu misyonumuzu da başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Sahalarda, sahalara çıktığınız zaman çok da gençmiş diyen oluyor mu? Vatandaşlardan öyle teveccüh alıyor. Tabii şeyle beraber genelde gençmiş arkadaşlarımız maşallah, işte Allah esirgesin, hep hayır duaları.
Çünkü genelde gençlik malum insanın doğası gereği, yaratılışı gereği, fıtratı gereği yeninin eskiye göre daha makbul olduğu gibi gençlerde tecrübelilere göre belki siyaset arenasında da daha fazla rağbet görüyor olabilir. Ama şeyle ilgili inşallah seçim çalışmalarında hem vitrin anlamında hem de performans anlamında bu noktada inşallah katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız dediğiniz gibi gençsin, işte ne yapacaksın oğlum, işte bak bizleri buradayız. İşte sen daha önce gençlik kollarından beraber yapmış olduğumuz çalışmaları bilenler, teşkilattan da yetiştin. Şunları şunlar şunlar özellikle geçmişte de beraber konuşmuştuk. Bu noktada özellikle gayret bekliyoruz diyenler. Haricinde hayır duasında bulunanlar. Dediğiniz gibi insanımız özellikle siyasette de her yerde olduğu gibi gençlerin var olmasını istiyor. Evet, seçim çalışmaları devam ederken bir taraftan da ülke meselelerinden de isterseniz konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanım sahalardaki özellikle konuşmalarına da dikkat ediyoruz. Genel tablo şu çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Bir tarafta Erdoğan gitsin ama ülke ne olursa olsun siyasetini izleyen bir grup. Bir taraftan da 16 yıl içerisinde yapılanları söyleyen bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. 16 senede neler yapılmış, 16 senede neler üretildiyse onu anlatan bir lider var. Ama diğer taraftan da işte köprülerin ben çok anlayamıyorum. Yurt dışında da çalıştım. Herhalde bu söylem Türkiye'nin dışında hiçbir söylem, bu söylem Türkiye'nin dışında hiçbir siyasi lider söyleyemez. Yapılanları yıkılması ya da hızlı trene karşı gelen de bir lider var. Ülkenin genel siyasetinden bahsedecek olursak, Erdoğan gitsin ama ülke ne olursa olsun siyasetini nasıl algılıyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz? Şöyle, aslında tarih tekerrürden ibaret. Tarihten olması gereken başka dersler de var. Ne yazık ki Türkiye'de siyaset hakikaten sıkıntılı birimler barındıran bir olgu. Sıkıntılı birimlerin de en önemli kısmı muhalefetle ilgili. Türkiye çok şükür AK Parti döneminde birçok sorununu çözdü. Siyaset itibar kazandı. Siyasetçi daha muteber oldu. Siyasetçi daha kolay ulaşılabilen insan oldu. Siyasetçi daha fazla çözüm üreten insan oldu. Ama muhalefete bir çözüm bulamadık. Bu gidişle de çözüm bulabileceğimizi zannetmiyoruz. Ana muhalefet partisi için söylüyorum. Senelerdir muhalefet yapıyorlar. Doğru. Ama istikrarlılar. Yani şöyle bir bakıldığında işte aşağı yukarı, gerçi burada da Sayın Muharrem İnce'nin kendi ifadesi diyor ya televizyon programında, kendi genel başkan adaylığından önce Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği konusunu hatırlatırken, arkadaş diyor ya bu nasıl muhalefet? Sen diyor her defasında yeniliyorsun. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. 6 defa yenmiş, 7 defa yenmiş, 8 defa yenmiş. Hiçbir şey üretmemişsin, çözüm üretememişsin, vatandaşın karşısına çıkamamışsın. Tabii burada ister istemez bu bilerek ve isteyerek, belki kendi siyasi iç çekişmeleri olabilir ama halihazırda kendinin de içerisinde bulunduğu siyasi hareketin pozisyonunu gösteriyor. Bu manada ne yazık ki eleştiri muhakkak muhalefetin yapmak görevi, ama eleştirinin ötesinde de eleştirmiş oldukları herhangi bir konuyla ilgili çözüm üretebilecekleri konu olsa diyeceğiz ki eyvallah, biz de belki bizim adımıza da aslında önemli kazanç sayılacak. Yani diyeceğiz ki arkamızda bir muhalefet var. Yani alternatifimiz var. AK Parti Tayyip Erdoğan alternatifsiz değil. Milletimiz çok şükür muhalefet noktasında da tercihsiz değil. Biz de biraz daha çekidüzen verelim, biraz daha rekabet ortamı oluşsun deyip belki bizi de olumlu motive edecek, ama bu noktada bir motivasyon eksikliği yaşıyoruz. Tabii burada tarih tekerrürden ibaret dediğimiz konu şuydu. Ne yazık ki 100 sene öncesinde de aynı hatalar yapıldı. İttihak ve Terakki ile beraber başlayan süreçte olay bozgunculuk üzerine kurgulandı. O dönemde anekdot birçoklarının hafızasındadır veya duydukları işte basından, yayın organlarından, kitaplardan algıladıkları bir konudur. İttihat Terakki Cennet Mekan Abdülhamit Han'ı devirdikten sonra soruyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? 30 sene boyunca işte Kızıl Sultan, Abdülhamit Han şeyle ilgili diktatör, Abdülhamit Han baskıcı, Abdülhamit Han bu ülkeye zarar, Abdülhamit Han bizi engelliyor özgürlükler karşısında. 30 sene boyunca Abdülhamit'i yıkmaya çalışıyorlar. Yıkmaya çalışırken bir defa düşünmüyorlar ya, bu adam evet biz göndermeye çalışıyoruz ama önemli olan burada ülke mi yoksa şahıslar mı? Abdülhamit'i hani gönderdikten sonra ne yapacaksın sorusuna
Ya diyor hakikaten biz 30 senede çalışıyoruz Abdülhamit Ali'ni göndermeye ama hep bu zamana kadar göndermeyi düşündük. Bundan sonra ne yapacağımızı aslında biz de bilmiyoruz. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'la ilgili bugün Tayyip Erdoğan gider, yarına başkası gelebilir. Yani bu iş şahıslar bazında değil. Netice itibariyle önemli olan bu ülkenin hizmetin devam edebilmesi. Ama Tayyip Erdoğan'ın gidebilmesi için de tabii vakti zamanı geldiğinde muhtemelen kendileri de ustalığın şiarından olarak gücünün bu ülkeye verecek değerlerinin bir anlamda yeterli olduğunu düşündüğü anda emeklilik vakti zamanı geldiğinde ki şu andaki gayet heyecanlı, enerjisi yerinde, motivasyonu yerinde gece gündüz demeden günde 3 saat, 4 saat uykularla performans ortaya koyuyor. Belki gidecek ama yerine de birilerini koyabiliyor olmamız lazım. İşte burada tabii Tayyip Bey 16 senedir biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsediyoruz. İlk defa Türkiye'de 10. yıl vizyonundan sonra 100. yıl vizyonu ortaya kondu. Arada bir 90 senelik bir boşluk var. Bu 90 senelik boşluk da aslında AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıkları. AK Parti Türkiye'ye işte malumunuz 10. yıl marşı söylendi. 10. yıl hedefler işte Gazi Mustafa Kemal'in yapmış oldukları, kurguladıkları üzerinden siyaset devam etti. Vizyon ortaya kondu. Misyon tamamlandı. Ve görüyoruz ki hala belli grup her fırsatta 10. yıl marşını söylüyorlar. Ya arkadaş 10. yıl marşını söylemenin zamanı bitti. Sen yeni bir şeyler söyle. Artık 100. yıla yaklaşan, 100 yaşına yaklaşmış bir cumhuriyetimiz var. Olgunlaşma çağını tamamladı. Artık bir değer üretmesi lazım. Dolayısıyla AK Parti ile beraber biz 100. yıl marşına inşallah katkı sağlamak istiyoruz. 100. yıl marşına da konularına, güftesinde, bestesinde neden bahsedersek edelim. Enerjide ortaya konulanlar, ulaşımda yapılanlar, tarımda, hayvancılıkta, ekonomide, eğitimde. Tabii bu bahsetmiş olduklarımla ilgili söylüyorum. AK Parti döneminde on milyonlarca hizmet yapılmıştır. On milyonlarca icraat gösterilmiştir. Belki eksikliklerimiz var. Bunların içerisinde binlerce hata yapmış olabiliriz. Ama şundan eminiz. Biz hep azmettik. Biz hep gayret ettik. Kasıtlı bilerek, isteyerek bu milletin iradesinin dışında, bu milletin aleyhinde, milletin aleyhine ulaşabilecek herhangi bir kararda altına imza atmadık. Dışarıdan baskıyla veya birilerinin yönlendirmesiyle. Dolayısıyla bu zamanda 16 sene içerisinde çok şükür iyi bir altyapı oluşturduk. Ekonomi anlamında da, eğitim anlamında da, diğer çevre ve şehircilik anlamında da. İnşallah özellikle eğitim konusunda nitelik noktasında niceliği tamamlamış olsak da nitelik noktasında bazı eksikliklerimiz olduğunu biz de görüyoruz. Özellikle vatandaşımızın da bu konudaki hassasiyeti ortada. İnşallah hem eğitimde hem de diğer konularda da mevcut çıtamızı daha yukarıya Evet. alabileceğimiz bir döneme hep beraber gireceğiz. Sayın Ekşim, hızlı tren Kayseri-Ankara arası hızlı tren şu an 4 saat 15 dakikada veya 4,5 saatte gidilen bir yeri 1 saat 15 dakikaya düşürülen hızlı tren. Kayseri-İstanbul arasını 3 saate indirgeyen bir hızlı treni. Birincisi hangi mantaliteyle istemeyen bir karşıda bir grup var. Diğer taraftan da işte 3. Havalimanı ya da köprülerin ya da şu an onların tabiriyle sarayın satılmasını ya da kiraya verilmesi gibi abrus şeylerin yapılacağını iddia eden, kendi portföylerine koyup vatandaşlara bunu anlatan da karşınızda bir muhalif grup var. Muhalefet her zaman oldu. Dünya kurulduğundan beri oldu. İslam'da muhalifler oldu. Ama şimdiye kadar hiç yapılan yerlerin yıkılma taahhüdünü ya da çok güzel projeleri, mantıklı ve manalı olan projelerin iptali söz konusu olan hiç şimdiye kadar çok fazla söylem duymamıştım. Sizce hızlı tren ya da havalimanlarının ya da köprülerin durdurulması, daha doğrusu inşaatlerin durdurulması ya da yakmak ya da yıkmak ne tür bir muhalefeti gerektiriyor? Şöyle diyoruz ya yani bazı noktalarda Allah şaşırtmaya görsün. Aslında istemezlikçi yaklaşımların sürçülisanla belki de sürçülisanın ötesinde çok fazla düşünmeden, özenmeden kullanılan ifadeler. Çünkü Muharrem Bey'in yeni ifadelerinin bir tanesinde baktı ki yıkmadan hep bahsedince vatandaş tepki gösteriyor. Bu sefer biz de yapacağız dedi. Hatta programın bir tanesinde işte dördüncü köprüyü yapacağız diye bir ifadesi var. Dördüncü köprüyü yaparız dedikten sonra insanlar merak ediyor. Basında üzerine düşüyor. Ya işte siz üçüncü köprüye karşıydınız. Dördüncü köprü nereden çıktı? Nereye planlıyorsunuz deyince. Ya işte siz çok ısrar edince ne yapacağını sorusuna ben de bir ağzımdan dördüncü köprü lafı çıktı. Artık nereye yapacağım aslında ben de bilmiyorum ama bir arada bir dördüncü köprü yapacak yer buluruz yaklaşımında bulundu.
Dolayısıyla özellikle hep yıkmaya yönelik olumsuzluklar üzerinden muhalefet ne yazık ki bu zamana kadar zarar verdi. Özellikle memlekete de zarar verdi ama en çok ana muhalefet partisinin kendisine zarar verdi. Muhtemelen zaten onlar da bir değişiklik olacak ayın 24'ünden sonra. Muharrem Bey sahalarda bu değişikliği zaten kovalıyor. Ülkeye cumhurbaşkanı olabilme ihtimali, yani vatandaşın da yetki verebilme ihtimali platformda bisiklet sürmesi kadar kolay bir konu değil. Ha belki biri yine dediğinde eğer amuda kalkabilirse platformda, belki o zaman cumhurbaşkanı olabilir mi? Vatandaşımız o noktada kanaat ortaya koyar mı? Bilemiyorum ama netice itibariyle orada bir değişiklik söz konusu olacak gibi. Tabii sizin söylediğiniz gibi bu zamana kadar hiçbir zaman yıkmak bir vaat olarak ortaya çıkmadı. Zaten bunlar da vaat ettikleri Tayyip Erdoğan'ı yıkmak üzerinden olduğu için, varsa yoksa Tayyip Bey'i değiştirebilmek. Ya siz Tayyip Erdoğan'ı değiştirseniz bile zihniyetini değiştirme şansınız yok. Siz Tayyip Erdoğan olmasa bile böyle bir zihniyetle karşısında durabilme şansınız yok. Öbür taraftan hizmeti temsil eden bir zihniyet, bir taraftan da yıkmayı temsil eden bir zihniyet. Dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz gibi işte ben trene karşıyım, köprüye karşıyım, otomotiv sanayine karşıyım, imalata karşıyım, alayına karşıyım. Yani bir şeyli meşhur çarşının bir sloganı vardı Beşiktaş taraftar grubunun, Beşiktaş çarşı alayına karşı. Herhalde şeyli yani ortada bir propaganda malzemesi bulamayınca çarşının o geçmiş Muharrem İnce alayına karşı gibi bir yaklaşım içerisine girdiler. Özellikle biz 16 senede hakikaten çok şey kattık. İnşallah önümüzdeki nice 16 senelerde de ülkeye hizmet etmek için arkadaşlarımızla beraber, kendi jenerasyonumuzla beraber, abilerimizle ve bizden arkadan gelecek kardeşlerimizle beraber vazifeye hazırız. İnşallah dediğimiz gibi Türkiye özellikle üreten bölgesinde gücünü her geçen gün hissettiren bir ülke olarak durum ortada. Dün Münbiç'e giremezsiniz diyorlardı. Bugün çok şükür Münbiç'in nizamı bizden soruluyor. İşte Kandil'le ilgili operasyona kalkmayın derlerken çok şükür pisliği kendi yuvasında boğup atıyoruz. Evvelinde Afrin'le ilgili her defasında engellemeye çalışanlar, Tel Abyad noktasında ya yapmayın diyenler, anlıyoruz ki bir takım hassas noktalar var. Kendilerinde siyasi olarak beslendikleri gruplar onlarla olan birlikteliklerine zarar gelebileceğini veya onlara şirinlik yapabileceklerini zannediyorlar. Dolayısıyla onlar varsınlar PKK'ya, PYD'ye veya siyasi işbirlikçisi HDP'ye şirinlik yapadursunlar. Bu ülke inşallah hem terörle mücadele hem de üretim noktasında, sanayi noktasında, gelişmişlik noktasında koşar adım vazifesine devam edecek. Sayın Ekşi, terörden açılmışken PKK destekçisi bir lideri cezaevinde ziyaret eden de bir grup var karşınızda. Yani bunlar iki gün önce Çevre Bakanımız konuşmasını ana habere hazırlıyordum. Orada konuşmasını da takip eden birisi olarak söylüyorum. O PKK destekçisi insanlar bir gün şehit annelerini ziyaret etti mi diyedir sorusunu manşete taşımıştık. Sizce de karşınızdaki grup PKK terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir partinin liderini cezaevinde ziyaret edebiliyorsa, ondan bayramlaşmak için gidebiliyorsa, bu insanlar acaba terörden bir haber mi, yoksa şehit ailelerinin içini acıtmadı mı bu tür ziyaretler sizce? Konu sadece şehit ailelerinin hassasiyet değil. Aslında toplumumuzun genel manada terör noktasında bir hassasiyeti var. Tabii bu insanlar toplumun hiçbir değerini paylaşmadıkları için birçok noktada şu anları zaten takıya yapmak zorunda kalıyorlar. İşte terörün haricinde yeni bir şiir kitabı çıktı. Biraz sonra ona da parantez açmamızda fayda var. İşte geçmiş dönemdeki alışkanlıklar, yani kimsenin alışkanlıklarına karıştığımız yok. 16 sene içerisinde AK Parti'nin ortaya koydukları belli. Ama birilerinde vatandaşımızı kör, sağır, dilsiz yerine koyup ahmak muamelesi yapmasına da müsaade edecek pozisyonda değiliz. Biz aslında bu zamana kadar hep sizin değerlerinize küfrettik, sizin değerlerinize sövdük. Geri geldi Ramazan ayında gözünüzün içine bakaraktan alkol kullandık. Kendi tercihidir. Ama biz aslında sizin gibiyiz. Biz dindar insanlarız, muhafazakar insanlarız. İşte caminin yolunu da biliriz. Camide de bulunuruz. İnşallah iktidara geldiğimizde de inanan insanlarla beraber olacağız söylemi bizi aptal yerine koyan bir yaklaşım. Buna da müsaade edecek pozisyonda değiliz. Tabii burada şunu görüyoruz. Hakikaten bir ilkesizlik söz konusu. Burada özellikle terör örgütünün mevcut siyasi uzantısının cezaevindeki lideri orada, yani herhangi bir düşünce suçundan, herhangi bir olaydan dolayı değil,
bizzat Doğu ve Güneydoğu'da Eylül'de yaşanan olaylarda vatandaşlarımızı birbirine kırdırdığı dönemdeki suçtan dolayı yargılanıyor. Ha diyorlar ki Cumhurbaşkanı adayı işte içeride olabilir mi? O zaman Abdullah Öcalan da aday gösterebilirlerdi ki o zaman Abdullah Öcalan da bu adamların ziyarete gideceği anlamı ortaya çıkıyor. Şehit aileleri ve gazilerle ilgili herhangi bir hassasiyetler zaten olmadığını biliyoruz. Geçmişte ziyaret edemediler. Bundan sonra da hangi yüzde edebilecekleri noktasında şüphe götürmez tutum içerisindeler. Çünkü söyleyecekleri söz yok. Diyoruz ya bir ortama gittiğinizde özgüveninizin olması lazım. Bir ortama gittiğinizde o insana karşı sosyal olarak da insan olarak da hata yapmamış olmanız lazım. Çünkü birine gittiyseniz, ziyarete gitseniz, kendi komşunuza bile gitseniz bir noktada kendinizi mahcup hissederseniz hep ayağınız geriye doğru gider. Bir eksikliğiniz olduğunu düşünürseniz. Ama komşunuza karşı, akrabanıza karşı, dostunuza karşı veya kendi çevrenizde herhangi birine karşı sosyal olarak ilişki kurmakta size mani olan bir engeliniz yoksa, ona karşı bir bilerek, isteyerek kabahatiniz yoksa rahatlıkla iletişimi gösterebilirsiniz. Burada görüyoruz ki şehit ailelerine ve gazilere ve bu vatanın milliyetçi, muhafazakar insanlarına karşı bilerek, isteyerek, kasten işlenen bir cürüm var. Kendi kabahatlerini bildikleri için de rahatlıkla şehit ailelerine gidebileceklerini zannetmiyorum. Evet, genç bir arkadaşımız da programımız devam ediyor. Bunu yine gençlikle bir yazı yazdığımda, gençlere bir köşe yazısında ağaçlara ya da direklere afiş asılacaksa aşağıdan gençlik kollarından arkadaşları çağırıyoruz. Ya da meydan süslemelerinde gençlik kollarından arkadaşları çağırıyoruz ifadelerine yer vermiştim. Ve arkadaşlardan da güzel dönüşler oldu. Bunları biz yaptık ama biz bunları gerçekten severek yaptık ifadeleri vardı. Dışarıya çıktığınızda yani siz Gençlik Kolları Başkanlığı'nda siyaseten AK Parti cenahında uzun dönemler çalıştınız. O zorlukları herhalde biliyorsunuz. Oradaki tutan gençliği tutan ne maneviyat mı yoksa dostluk mu yoksa lidere sadakat mi yoksa hiç kimseyi gecenin ikisinde yarın yapılacak miting için ağaçlara ya da meydandaki direklere ya da farklı yerlerde sadece brandanın asılması, bayrakların asılması ya da o süsleme yapılmasının dışında da her konuda gençlik çok önemli. Benim de gençlik kollarından çok değerli arkadaşlarım var. Hepsi birbirinden değerli ama Mustafa Akari var mesela. Akari sessiz, sakin, boy itibarıyla da birazcık kısa olduğu için Akari'ye de bakıyorum, o hareketliliği görüyorum. Yani Allah rızası için hemen ezan okunuyorsa camiye yetişemediyse hemen seccadelerini seren, onlarla konuşan, birbirleriyle hasbihal eden ve karşılığında da sadece dua isteyen bir gençlik var. Onların hiçbiri, siz daha iyi biliyorsunuz ama hiçbir ücretli falan çalışmıyor. Bu birlikteliği neye bağlıyorsunuz? Yani liderlerine olan bağlılık mı, vatan sevgisi mi, yoksa arkadaş gruplarının, aynı yaş gruplarının olması mı? Ki bunlar gece 3'lere, 4'lere yani sabahlara kadar çalışıp emeğini esirgemeyen insanlar. Gençlik malum aşk, gençlik şevk, gençlik heyecan. Dolayısıyla kanlar damarda hızlı akarken bunun reaksiyona geçmesi, aksiyona geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız da içlerinde barındırdıkları heyecanı, aşkı, şevki bir görev bilinciyle ve dostlarıyla birlikte sadakat göstererekten gerçekleştiriyorlar. Hakikaten beraber biz bu arkadaşlarla yani şarkılarda olduğu gibi yol yürüdük, beraber yorulduk, beraber eğlendik, beraber ağladık, yağan yağmurda beraber ıslandık. Bugün de zaten beraber inşallah gazete dağıtacağız. Biz çok şükür yeri geldi Angarya olarak görülebilen birçok işi yaptık. Bayraklar asıldı, bayraklar takıldı, süsleme yapıldı, süsleme söküldü, salonlar hazırlandı, salonlar düzenlendi, tezahürat yapıldı ve biz bunların hepsinde bir fiil bu işin içerisindeydik. Bu şey Özür gibi dilerim, aslında. Bunu şunun için sordum. İzleyicilerimize de antiparantez açmak için söylüyorum. Yani o yaşlardaki insanlar şu an kafeteryalarda ya da canlı müzik izlerken o insanlar Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan tutun ki bütün teşkilatlar yani bütün ilçelerdeki teşkilatlarda hep böyle bir şey olduğu zaman gençlik kollarından iki kişi gelsin, gençlik kollarından şuraya gelsin gibi şeyler yaptı. İstese bu gençler sizin yanınızda ya da liderinin yanında olmayıp yani kafeteryalarda eğlenip gezebilip ya da
o milli ve manevi duygularını ortaya çıkartmayabilir de. O manada sormuştum bunu Öyle. efendim. Yani burada tamamen bir vazife bilinci var. Lider olan sadakat var ve aşk ve şevk var. Bunlar olmasa gerçekleşmesi zaten mümkün değil. Bu arkadaşlar dediğiniz gibi kıymetli vakitlerini birçoğunda tefekkür ederek, düşünerek, ülke için neler yapabileceği noktasında değerlendirirken aynı zamanda da siyasette, mutfağında bu işin tecrübe edinmiş oluyorlar. Bir anlamda pratiğini görüyorlar. Genç arkadaşlarımız yeri geliyor, protokolde en ön sıralarda yer alıyorlar. İşte çalışmalarımızda, sayın bakanlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla mesai arkadaşlığı yapıp bu insanların aslında gündelik hayatlarına da şahit olmuş oluyorlar. Onların birikimlerini, tecrübelerinden istifade etme şanslarına sahip oluyorlar. Bu tabii bu bir kariyer planlaması değil, gençlik kollarında çalışmak. Gençlik kollarında çalışmak azim, gayret. İlk etapta içinizde yanan bir ışık, içinizden hissetmiş olduğunuz bir arzunun, gönülden gelen bir talebin gençlik kollarına gidip önce işte müracaat edip çalışmalara başlamasıyla beraber oluşan dostluk ve muhabbet ortamında yine sağlanan motivasyonla beraber hizmet etme eğilimi. Neticede bu kardeşlerim sizin söylediğiniz gibi herhangi bir ücret beklemeksizin, herhangi bir beklentisi olmaksızın, karşılık beklemeksizin bu işleri yapıyorlar ve genelde de gençlik kolları özellikle bu tip zor işlerde veya herkesin kolaylıkla yapmak istemeyeceği işlerde bu işleri gerçekleştiriyor. Tabii arkadaşlarımız sizin söylediğiniz gibi bu noktada inşallah hem hizmet ediyorlar hem an itibariyle yaşanın gereği olarak anlık vatan hizmetlerini gerçekleştirirken inşallah gelecek dönemde de üstlenebilecekleri hizmetlere tecrübe kazanmış oluyorlar. Bu bağlamda biz hep şu noktada memnunuz. Bizim arkadaşlarımız doğrudur. Yeri geldiğinde bayraklama yapar, yeri geldiğinde süslemede var olur. Yeri geldiğinde mücadelenin, kavganın en ortasında onlar bulunur. Sandıkları onlar muhafaza eder. Emaneti onlar korur. Ama aynı zamanda şunun da farkındadırlar. Bu liyakat ve adalet olmak şartıyla vakti zamanı geldiğinde de bu ülkede yönetme iradesine talip olabilme kabiliyeti de onların zaten kendi bünyelerinde çoktan vardır. İşte gençlik alanındaki bu hizmet bunu pekiştirir, olgunlaştırır. O yüzden inşallah Akari gibi güzel kardeşlerimiz önümüzdeki dönemlerde de çok daha güzel yerlerde hem sosyal hayatta hem de siyasi hayatlarda muhakkak olacaktır. Zaten biraz önce de söylediğim gibi bizim özellikle arzumuz, isteğimiz, hevesimiz hep söylediğimiz dilimizde ve gönlümüzde olan da gençlerin siyasetin her kademesinde var olmasıydı. Çok şükür AK Parti'de sadece biraz önce milletvekilliklerinden bahsettik. Genç belediye başkanlarımız var, genç meclis üyelerimiz yine ilk defa AK Parti sayesinde var oldu. Çok şükür işte hep 2009 yılından sonra birçok aşamayı kat ettik. Bunda da zaten özellikle bizim siyasi okul bittikten sonraki başlayan siyasi hayatımıza denk gelmesi bizim için de hakikaten bir şanstı, bizim için bir bereketti. O yüzden inşallah aradan geçen 10 seneden sonra işte 2018'i tamamlayıp 2019'a doğru ilerleyeceğimiz dönemde inşallah daha güzel 10 yılları o arkadaşlarla beraber yaşayacağız. Evet, Kayseri programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son 10 dakikamız var. Kayseri denildiği zaman yapılan hizmetleri işte Büyükşehir Belediye Başkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, AK Parti Grup Başkan Vekilimizin, Eski Enerji Bakanımızın ve Ekonomi Bakanımızın da Kayseri'de olması Kayseri'ye bir nevi hizmetlerin akmasına ya da yağmasına bir nevi sebep oldu diye düşünenlerdenim. Siz şöyle bir şey içinizden geçti mi, samimi olarak söylüyorum. Yani Kayseri'de AK Parti'nin oy oranı işte 7 ya da 6 ya da 8 gibi bir parametre koyup istesem benim sıralamam olmaz, ben milletvekili de seçilemem deyip geriye çekildiğiniz oldu mu? Nefsani bir duygu olarak soruyorum. Yoksa Kayseri'deki beklentiniz, Kayseri'deki milletvekili sayısı olarak bundan sonra üzerine koyarak mı gidecek Kayseri'de AK Parti, yoksa bu listelerde çok değişiklik olmadığı gibi söylemlerden dolayı listelerin durumu ya da içinizden geçen ne? Şöyle, hep kendi adımıza dualarımızda özellikle üstüne durduğumuz iki konu var. Birincisi Allah'ım utandırmasın, ikincisi de Allah'ım gördüğümüzden geri bırakmasın. Allah'ım utandırmasın dediğimiz konu, biz gençlik kollarından öğrendiğimiz, beraber çalıştığımız arkadaşlarla siyasette bu zamana kadar hep biz varız. Her noktada bu işin emeğinde geride durmadık. Yeri geldiğinde de görev noktasında da geride
kalmayız dediğimiz noktalarda biz sadece tek bir surette utanırız. Mevcut diğer vekil adaylarımızdan herhangi birinden az çalışırsak utanırız diye bir yaklaşımımız var. En başından itibaren de yaklaşık işte bir ay kadar bir zaman dilim oldu. Ayın 21'lerinde liseler belli olmuştu. 10. sırada olmamız bizim adımıza motivasyon noktasında herhangi bir düşüklüğe sebep olmadı. Çünkü bunun olması söz konusu dahi olamaz. Bu bizim için hizmet, davanın bir aşaması, davanın bir kat edilmesi gereken mesafesi. Hiç hız kesmeden biz inşallah bu davada koşturmaya devam ediyoruz. Tabi burada gerçekçi olmak lazım. AK Parti'nin Kayseri'de 10 milletvekili çıkarabilme ihtimali yok. Yani en başından itibaren bizim şu anda milletvekili olamayacağımız noktasında kanaatimiz var. Daha öncesinde 7 milletvekili çıkarmıştık. 8'i inşallah arzu ediyoruz. 8 ile ilgili beklentimiz var ama 9 ile 10 noktasında kendi adıma ve görüştüğümüzde de bir beklenti ortaya koymak, realitenin dışına çıkmak olur. Ama hem 9. sıradaki arkadaşımızın hem de bizim çalışmalarımızı yakından takip edenler bu noktada AK Parti siyasetin aslında niteliği ve AK Parti siyasetin manasıyla ilgili kanaat muhakkak edineceklerdir. Yani biz milletvekili olmayacağımızı bile bile çok şükür yağmurda, yaşta, Ramazan'da cidden oruç ağızda özellikle seçim propagandasına bulmak çok daha zor. Dilin artık ağızda dönmeye başlamadığı dönemlerde biz dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince terimizin son damlasına kadar koşturmaya devam ettik. Bundan sonra diyeceğiz, onda bir sıkıntı yok. Diğer bir konuda gördüğünden geri bırakmasın konusuydu. Hakikaten AK Parti döneminde Türkiye siyasete alıştı. Siyasette hizmete alıştı. Tayyip Erdoğan gibi bir lidere alıştı. Kayseri hep hizmete alıştı. Belediyenin getirilerine hep alıştı. Yani çok kaba bir tabir olacak ama Tayyip Erdoğan gibi bir küheylan dört nala koşarken AK Parti arkasından memleketi hep ileriye doğru götürürken Rabbimden duamız odur ki Rabbim bu milleti attan inip de merkebe bindirmek durumunda bırakmasın. O yüzden inşallah şeyle beraber, tüm bu çalışmalarla beraber inşallah biz her iki duamızın da yerine geleceğini düşünüyoruz. Çünkü geride kalmadık. Çalışmalarda, gayret noktasında hep en ön sırada olmaya çalıştık. İnşallah bunu da başardığımızı düşünüyoruz genç arkadaşlarımızla beraber. O noktadan inşallah Rabbim bizi utandırmayacak. Seçim sonucunda da inşallah utandırmayacak. Çünkü yine diğer bir duamızın kabul olmasını bekliyoruz, umuyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz. Allah'ım bu memleketi hizmet noktasında da geride gördüğünden gerisinde bırakmasın. Çünkü Kayseri hakikaten kendi çıtası çok yukarıda bir şehir. İşte Haseki Bakan'ın daha önceki çalışmaları, üstüne Mustafa Çelik Başkan'ın koydukları ilçelerde özellikle gerçekleştirenler, Memduh Başkan işte olsun, geçmiş dönemde Bekir Başkan, şu anda Ahmet abi, Talas'tı, diğer ilçelerde vesaire derken hakikaten yerel manada Kayseri'de siyaset ciddi hizmetler üretti. Merkezi anlamdaki zaten bahsetmeye gerek yok. Ülkedekilerle beraber Kayseri AK Parti döneminde 27 milyar TL, 27 katrilyon eski parayla yatırım almış. Yani mevcut harcamaların dışında. Dolayısıyla daha fazlası olmaz mı? Muhakkak olur. Gönül fazlasını hep arzu eder. İşte bizim de hevesimiz, isteğimiz, arzumuz o ki mevcut çıtayı daha da yükseltebilmek. Ha, şu olabilirdi. Belki hızlı tren daha önce gelebilirdi. Bununla ilgili tabii bir hesap kitap meselesi. Yapılan hesaplamalar, ihtiyaçlar an itibariyle gelmesini mümkün kıldı. Ama 2023 yılında biz Ankara'ya bir anlamda bağlanırken aynı zamanda başka branşlarla da işte Antalya-Mersin hattına bağlanacak güzergahla birlikte güneye doğru inen, Antep'e doğru giden hatta da Kayseri üzerinden bağlanmış olacağız inşallah. Bunun projesi de bir taraftan devam ediyor. Dolayısıyla Kayseri insanı bu zamana kadar sandıkta hep tarafını net ortaya koydu. AK Parti'de hiçbir zaman verilen oyun, verilen desteğin hakkını iade etmemezlik gerçekleştirmedi. İnşallah bundan sonra da vatandaşımıza desteği artıracak, partimizde hizmeti inşallah artıracak. Bu manada tekrar ediyorum inşallah dualarımızı. Allah'ın bizleri bu yolda, bu gayrette utandırmasın, geride bırakmasın ve gördüğümüzden geride de kalmayalım inşallah. Aman, evet, bundan sonra siyasete kaldığınız yerden devam edecek misiniz? Edecek misiniz? Bunu sorayım. Son sorumda, ondan sonra da programımızı kapatacağız. 24 Haziran seçimleri, 24 Haziran'da vatandaşlar için neler söyleyeceksiniz? Sandığa gitsinler mi? Hür iradeleriyle kullansınlar mı? Bir vicdan muhasebesi yaparak mı gitsinler gibi? Önce bundan sonraki siyaset ve 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlardan isteğiniz sandıkla ilgili söylemlerinizi kapatacağız. Bunları. Bizim bu zamana kadar siyasette ilgili bir görev talebimiz daha evvelinde doğrudan şahsımız adına olmadı.
ille isterek de isterek yaklaşımımız olmadı. Bir görevi ille alacağız diye bir inatçı tavrımız yok. Ama şu noktada tavrımız net. Her zaman verilebilecek her göreve inşallah hazırız. Birikimimiz, edindiğimiz tecrübeler, bu zamana kadar gerçekleştirdiklerimiz, gösterdiğimiz gayret, arkadaşlarımızla beraber inşallah bu teşkilattan yetişen kardeşlerimiz vakti zamanı geldiğinde kim var sorusu sorulduğunda sağdan soldan herhangi birinden işaret beklemeksizin ben buradayım, göreve hazırım, görev verilirse en iyisini de layıkıyla yerine getiririm diyebilecek cesarete ve kabiliyeteler. Biz de kendimizi aynı bu minvalde görüyoruz siyasetle ilgili. Diğer bir kısım inşallah ayın 24'ünde Türkiye hakikaten önemli bir dönemde, önemli bir viraja giriyor. Tabii bu zamana kadar çok virajlar, çok patikalar, çok yollar atlattık. Aynı geminin içerisindeyiz, aynı otobüsün içerisindeyiz, aynı güzergaha doğru yol alıyoruz. Ve şansımız o ki gemimizin kaptanı, otobüsümüzün şoförü hakikaten çok kabiliyetli. Yine ben kendi adıma hemşehrilerimden şunu istirham ediyorum, rica ediyorum. Türkiye sadece ayın 24'ünde değil, netice itibariyle içinde bulunduğu bölge itibariyle hep zorlu bir güzergahta yer aldı. Yani çok kıymetli bir bölgedeyiz. 1000 yıldır biz bu topraklara sahibiz ve inşallah ebed daim bu topraklarda hakimiyetimiz devam edecek. Ama bu hakimiyeti sürdürmek kolay değil. Yeri geldiğinde riskli yollarda riskli manevralar yapabilecek usta şoförlere, liderlere her zaman ihtiyacımız var. O yüzden kabiliyetli usta kaptanımıza, şoförümüze destek istiyoruz. Çünkü şöyle bir benzetmede bulunmak herhalde çok abes olmayacak. Geçmiş bir siyasi abimiz bu benzetmeyi kullandı. Benim de hoşuma gitti. Türkiye'de de şu anda hakikaten ağır yük sırtında rampa yukarı çıkan ve rampanın tam ucuna doğru yaklaşmış hızla giden bir kamyon. Ağır vasıta misali. Evet. Tam ağır vasıta rampayı çıkmak üzereyken gazdan ayağını keser de frene basar. Tek basarsa geriye doğru gider. Bu sefer geriye doğru giderken arkasında da ağır bir yük var, sorumluluk var. Çünkü Türkiye sadece 80 milyon kendi vatandaşına karşı değil, 1,5 milyon İslam alemine karşı sorumlu olan lider bir ülke. Gaza basmaya çalıştığında da bu sefer önce basılan fren, bu sefer tekrar arkasından yapılan gaza ciddi manada zarar verir. Yani şanzımanda, takımlarda sıkıntılara vesile olur. O yüzden biz hiç frene basmayacağız, gaza basacağız. Çünkü şu bir gerçek, tamamen istemezlikçi. Yani Tayyip Erdoğan gitsin de ülkenin sonu ne olursa olsun, yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Bir şekilde FETÖ adına söylüyorum. Biz hasbelkader geri dönelim. Elimizdeki imkanları tekrar kavuşalım da ülke kan revan içerisinde olsun. İsterse hızlıca kıyamet kopsun. Umurumda değil yaklaşımı bizim vatandaşlarımızdan tarafından kabul göreceğini hiçbir şekilde düşünmüyoruz. İnşallah sağduyulu vatandaşımız bu zamana kadar her seçimde en doğru kararı bir sarraf terazisi nezaketinde, bir sarraf terazisi hassasiyetinde hep verdi. Bu zamana kadar tabii seçimler içerisinde beklentimizin altında oy almış olduğumuz seçimler de oldu. Özellikle 2015'in Haziran'daki seçimleri ve 2019'daki yerel seçimlerde. Ama biz hiçbir zaman ya vatandaş hata yaptı demedik. Muhakkak biz hata yaptık. Vatandaşımız da gerekeni verdi dedi. Şimdi biz eksiğimiz de varsa, kusurumuz da varsa vatandaşımız yine gereğini yerine getirecektir. Ama 16 sene içerisinde baktığımızda yaptıklarımız hakikaten bundan sonra da her fırsatta bu ülkenin yönetimine aday olmak için gerekli ve yeterli referans oluşturacağını düşünüyoruz. Tayyip Bey'le ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Geçen sadece şunu sordum. Aynı zamanda fabrika ziyaretlerine gidiyoruz. Dedi ki ya şeyle beraber sadece monoton bir konuşma olsun. Karşılıklı soru cevaptan ziyade sizin de katkılarınız olsun. Birkaç soru soracağım müsaade ederseniz arkadaşlar dedim. Buyurun dediler. Dedim ki ya şeyle ilgili size göre dedim bir liderde ülkeyi yönetme kapasitesi noktasında bir cumhurbaşkanında veya bir başbakan adayında olmazsa olmaz diyeceğiniz 3 tane özellik söyleyin. Şimdi gelen cevaplardan birkaç tanesini paylaşayım. Bir tanesi dedi ki dik duruş dedi. Bir tanesi dedi ki kabiliyet dedi. Biri dedi ki risk alabilmek dedi. Biri dedi ki halktan yana olmak dedi. Biri dedi ki çalışkanlık. Biri dedi ki dürüstlük. Şimdi bakıyorum bu 5 tane özellik yani ilk onların söylediklerinden aklıma gelenler. Yani bu tarife kim uyuyor sorusunun cevabı herhalde mevcut adayların içerisinden bir başkasında eşleştirmek çok kolay değil. Tayyip Bey hakikaten yorulmak bilmeksizin çok yoğun tempoda 16 senedir devam eden çalışmalarına inşallah bundan sonra da devam edecek. Ülkemiz yeni bir sürece giriyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle beraber biz sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil aynı zamanda parlamentoda Tayyip Bey'in
ve partimizin güçlü çıkabilmesi adına kendi seçmenimizden oylarını, desteklerini yine her zamanki gibi istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde her iki seçimde, her iki sandıkta da biz muzaffer ayrılacağımızı düşünüyoruz. Tabi bu arada ittifak belki söz konusu olmadı ama bir Cumhur İttifakı söz konusu. Evet. Cumhur İttifakı'nda da Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonraki duyarlı yaklaşımı, tutumu ve bu noktada kararlı üslubundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatanla ilgili, devletle ilgili önemli konularda gereken hassasiyeti en son dönemde tekrar Sayın Bahçeli gösterdi. Cumhur İttifakı noktasında da biz bu ittifakı önemsiyoruz. İnşallah hem Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz. Ayrıca yapmış olduğumuz siyasetin gereği olarak da partimize bundan sonraki hizmetin, istikrarın, buradaki ahengin devamı adına inşallah destek talep ediyoruz. Rabbim nice bayramları bu milletimize fırsat kılsın. Nice bayramları hep beraber inşallah eda edelim. Nice bayramlara inşallah ulaşalım. Kendi adımıza ve ülkemiz adına da ayın 24'ünden sonra 25'inde daha güzel günleri hep beraber kavuşmayı temennisiyle diye inşallah sözlerimize son vermiş olalım. Çok teşekkür ediyorum Ali Ekşi, size, Kayseri AK Parti milletvekili adayına başarılar diliyoruz. Programımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Bir Seçim 2018 programının sonuna geldik. Bugün AK Parti Kayseri milletvekili adayı Ali Ekşi ile hem gençliği, hem siyaseti, hem ülke genelindeki yapılan ya da yapılması istenen konuları anlatmaya gayret ettik. Bir başka programda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.